Abla, notlarım böyle kalırsa burs almam çok kolay olacakmış. Ama işte fizikten son konuyu anlamadım. Onun için de yardım isterim artık. Sonra bana evlenme teklif etti, ben de kabul ettim. 2 çocuğu varmış ama olsun. Ben zaten çocukları severim. Ne dersin ablacığım? Aferin ablacığım. Abla, iyi misin? İyiyim, ne oldu ki ya? Sen okula gitmiyor musun? Geç kaldın. Ablacığım bak, iyi görünmüyorsun. İstersen evde kalayım bugün. Bir şeyim yok, birazcık dalgınım sadece. Hadi. Allah senin açıklığı versin. Kurban olurum sana. Alo. Kız benim Sibel. Sen şu ebenin numarasını versene bana. Tamam. Tamam, hadi bak. Alo. Hatice ebeyle görüşecektim. Abla, senin evin neredeydi? He, biliyorum orayı ben. Tamam abla. Tamam abla, ben seni ararım sonra. Hadi bay bay. Abla? Ne ebesi? Ne oluyor? Yok ya, bir şey. Fabrikadan bir kadın var da hamile. O yüzden. Abla, bu zamanda ne ebesi? Hastaneye gitse ya. Aman Ayşe, sana mı kaldı milletin çocuğunun derdi? İstediği yerde doğurur. Sen niye geldin ki şimdi? Ödevimi unutmuştum da. Al hadi. Allah'ım, ne olur bana yardım et. Ne yapacağım ben şimdi? Kurban olayım, bir yol göster. Ne olur ya Rabbi. Elimden kurtulamayacaksın. Bu işin peşini bırakmayacağım. Duyuyor musun beni? Her şeyi biliyorum. Fıstıklarımı yaktırdığını, Kadriye Hanım'ın sustuğunu. Etrafındaki herkes susturmaya alışmışsın. Ama beni susturamayacaksın. Seni bana sayılan verdiler ulan. Dün elimde kalıydın. Daha ne geleyim buraya? He? Ecelin mi geldi senin? Kim kimin eceli olacak göreceğiz. Bu yaptığını yanına bırakmayacağım. Benimle uğraştığına pişman olacaksın Kendal. Beni öyle odalara kapatmakla, üzerime yürümekle korkutamazsın. Senin için güç şiddet demek. Ama ben senin hakkından nasıl geleceğimi çok iyi biliyorum. Elinden geleni ardına koyma. Sosyete gülü. Hiç merak etme. Bu yaptıklarının hesabını tek tek ödeyeceksin. Ne bakayım lan? Git bana konaktan bir temiz gömlek getir haydi. Haydi oğlum, ne bakayım? Tamam ağam. Sen en son ne zaman aybaşı oldun kızım? Geçen ay oldum abla. Ama sanki 15 gün gecikti. Anlaşıldı. Sen bir ay üzerine görmüşsün. Dediğin şeyler 10 haftayı geçince anca olur. Abla, ben bu çocuğu doğuramam. Düşürmek istiyorum. Emin misin? Başka çarem yok ki abla. Mecburum. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Bunu bil de. ama düşürmek istiyor. Şu an epey büyümüş. Çok tehlikeli kızım. Ne yapayım kız sen? Delirdin mi? Ağam bu çocuk senden. Senden başkası bana el sürmedi ağam. Kurban olayım, kurtar beni bu azaptan. Nereden bileceğim? Ağam sen benim zayıflığımdan faydalandın. Beni çaresiz bıraktın. Ben sana hayır desem nasıl bakacaktım kardeşime? Nasıl okutacaktım? Ne olur ağam sessiz sedasız halledelim bu işi. Ne diyeyim yani? Demem şu. Bu çocuğun senden olduğunu ispatlarsa aldırmama yardım edeceksin mi? Ne olur ağam bana yardım et. Nasıl ispat olacakmış peki? Doktoruydu, testiydi bir şekilde halledilir. Sen yaparsın ağam. Peki bu test yapılınca cinsiyet de belli oluyor mu? Ne fark edecek sanki? Dur hele sen, dur hele bakalım. Hele bir belli olsun kimdenmiş, neymiş. O zaman ne fark eder göreceğiz. Eğer bendense ve erkekse tutarım kolundan, konağın avlusuna bağlarım seni. Doğurana kadar da kıpırdayamam. Eğer benden değilse işte o zaman başına büyük bela aldın demektir. Ben senin başını ağrıtmam ağam. Ama ben senin başını çok ağrıtırım, bilmiş ol. Benim korkum ondan yana değil. Alo, doktorum nasılsın? Sağ ol, kurban olduğum. İyidir, çalışıyık işte ya. Ya doktorum, sana bir işim düştü. Şimdi sana birini göndereceğim. Hamileymiş, benden olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu test mes yapılınca anlaşılır değil mi kimden olduğu? Ha? Kanıma mı? Bu aralar herkes kanıma canıma yükleniyor. Aman sen eksik olma. Tamam ben gelir veririm kanımı. Bana bak doktorum. Bu işi sessiz sedasız halledeceğiz ha. Anladın değil mi? Tamam kurban olduğum. Haydi kolay gelsin. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Bana bak, bana bir oyun oynuyorsa, başıma bir çorap örme niyetindeysen... Yemin ettim ya, daha ne diyeyim? Gir. Sibel Hanım, siz çıkabilirsiniz. Buyur ana, hayırdır? Ne hayırı? Bizde hayır ne gezer? Senin batırdığını temizleyeceğiz. Neymiş o? Bir de neymiş deyin. Emine'yi alıp geleceğiz, sen beceremedin. Ana, yeni icat çıkartma. Ne işin var senin Maraş'ta? Ben evimde dirlik düzen isteyeyim Kendal. Şimdiye kadar sustum oturdum. Sen yaparsın edersin deyin ama yok. Sosyete gülüyle uğraşmaktan hal mı kaldı ana? Ben onu bunu bilmem. Ara Rıza'yı, biz Maraş'a gideyiz. Emine'yi alıp geleceğiz. Ya anam, güzel anam. Sen dön konağa. Bak söz ben alır gelirim onları, sen merak etme. Şimdi gideceksin oraya, Nurullah hıyarı bir sürü laf edecek ileri geri. Bir şeycik olmaz, sen arar Rıza'yı. Eski köye yeni adet getirin ya, dur bakalım ana. Rıza, arabayı hazır et, haydi. Ebru, ben bu işin peşini bırakmayacağım diye. He, bileyim, buraya geldi. Ateş olsa düştüğü yeri yakar. Sen meraklanma anacığım. O mesele kapandı. Göreceğiz bakalım. Buyur ana. ha. Gel hele. Buyur abi. Bana her şeyi haber vereyim, anladın mı? Tamam abi, sen hiç merak etme. De haydi. Sosyete gülü. Anamı da bozdun ya. Ne diyeyim sana? Bana bak. Bu fıstık işini üstlenenin ağzı sıkıdır değil mi? Karısı falan sonradan su koyvermezler yani. Ha, ona göre yani. Sonradan iki polis geldi, bir jandarma gitti. Korktuk söyledik gibi şeyler olmasın. Benim başımı yakarsan, ben de senin yakarım ona göre. Haydi. Doğru mu amca? Sen ne söylediğinin farkında mısın Baran? Sen beni neyle suçluyorsun ha? Ne dediğim gayet açık değil mi amca? Açık açık. Dün yaptığından sonra, bugün gelip söylediklerinden sonra her şey çok açık. Sen o Ebru karısını kurtarmak için benim karşımda durdun. Sen yeri geldi, benim kalkan elimi tuttun. Ne haddine Baran? Dün onlar mı vardı? Onlar mı koştu senin yardımına? O edepsiz kızın pisliğini örttün, bana yalan söyledin. Ananın karşısında durdun, bak anan ne hale geldi. Sen hala kardeşim diye tutturdun. Sen ne yapmaya çalışayım Baran? Karşıma geçmiş bana hesap mı sorayım ha? Ben hak yemek istemiyorum amca. Yenilen hakkı ortak da olamam. Ben seni baba bildim. Her dediğin, her yaptığın doğrudur dedim. Ben hep sen olmak istedim amca. Küçüklüğümden beri sen gibi olmaya çalıştım. Ama şimdi benim baba bildiğim suçsuz bir garibin içeride yatmasına sebepse ben bunu anlayamam amca. Katlanamam. Neden yaptın? Aslanım. Benim, bizim hakkımız da o fıstıklar. Senin hakkını kimseye yedirmem. Yakarım, yine yedirmem. Sen yaktın ya. Evet, ben yaktım. Yaktırdım. Amca, Asım'la Rüzgar içerideydi. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Baran'ım, onların içeride olduğunu yeminle bilmiyordum. Yeminle! Baran! Baran! Kızımı almaya geldim Nurullah Efendi. Bu evde sana verilecek kız yok. 15 yıl önce de yoktu, şimdi de yok. Emine gitti. Kapı önüne koyduğunda nereye gittiğini hiç düşündün mü Kadriye Hanım? Doğru konuş Kadriye Ana'yla. Babam yaşında adamsın. Sen karışma Rıza. Ben evlatlarıma hep sahip çıktım. Dövsem de sövsem de bağrıma basmayı bildim. Onlar hatalarıyla, sevaplarıyla benim evladım. Sen artık Emine'yi kızın olarak görmüyor olabilirsin Nurullah Efendi. Ama Emine benim kızım. Baba evidir. Siniri geçince gider alır geliriz. Kargavcı kavgası her evde olur dedim. Ama sen baba değilmişsin. 2 gün kızı evde tutmadın. Ben sana artık ne diyeyim? Gerekirse ben Maraş'ı karış karış arar, Emine'yi bulur alır götürür. Hadi Melek gidiyoruz. kaldı bunlar ya? Saat kaç oldu? Narin, neyin var senin? Geldiğinden beri bir hallerdesin. Ağzın da bıçak açmıyor. Baran da böyle bir acayip halli geldi. Sonra odaya kapattı kendini. Ama nerelerdesiniz? Merak ettik. Dur hele bir soluklanayım. Oh. Emine'yi almaya gittik. Ben size sorayım mı çarşı pazara gittiğinizde neredesiniz diye? Nerede Emine abla? Bilmiyoruz. Nasıl olur? Babasında değil miydi? Babası kovmuş evden. Ben buradadır diye düşündüm. Yok vallahi buraya gelmedi. Yine ne oldu ana? Emine'yi alıp geldiniz mi? Yok. Babası evden kovmuş. Nerede bu kadın Kendal? Ha? Bak bu saat oldu yok hala. Ya ana ne bileyim ben? Hangi birine yetişeceğim ben ya? Bilse şaşırdım. He ana he. İlk yerine koma beni. Üf, ulan Ebru'su ayrı, Sibel'e ayrı, anam ayrı. Yettiniz ha, yettiniz vallahi ya. Şerif, kirve. Hele doldur, doldur. Demek yarın çıkıyor ne Kasım kardeş? Ya öyle, gitti vallahi. Son gece. Darısı başına Recep. Sağ ol, inşallah. Ben daha mahkemeye bile çıkamadım. Yani ne ceza verirler onu bilemem. Hem zaten dışarı çıksam ne olacak? Vallahi burası mı, orası mı ben artık bilmiyorum. Recep, kısa zamandır tanıdım seni ama vallahi buradakilerden daha bir kanım kaynadı sana. Bendeki birkaç şeyi sana bırakayım diyorum. Hayırdır? Gel hele. Şimdi gören duyan olmasın. Olur. Hayırdır kardeş? Ne vereceğim bu kadar gizli? Bir şey sordum mu? Cevabını isterim oyun pisi. Ne diyorsun kardeşim sen? Sana telefonda ne var diye sordum. Bir şey yok dedim ya, resimler. Ulan! Numara yapma deşerim seni burada. Yok bir şey dedim! Ulan telefonumdan evini aradım. Yarın ben çıkıyorum. Senin evi de bulurum, hatunu da. Ah kızları güzel olur bilirim. Bakalım o zaman resimleriniz miymiş bunlar önemli olan? Ha? Abi! Şikayet ettiniz mi ha? Rıza'yı çağırayım mı? Sizi jandarmaya bıraksın. Çaresiz insanları kullanıyorsun. Gidip gördüm. Bir tek onları eziyorsun. Gücün bir tek onlara yeter senin değil mi? Sana da yeter, herkese de yeter. Sen daha anlamadın sosyete gülü. Benimle aşık atamazsın. Ben senin önünü de keserim, yerinden de ederim. Yetti artık başıma açtığınız dertler. Ben senin gibi gizli kapaklı işler çevirmem. O kanına girdiğin adam yarın gelip ifade verecek. Sen de hak ettiğin cezayı alacaksın. Öyle mi? Yap bakalım. Haydi bunu da yap bakalım. Pes etme. Eğme o başını. Bak neler oluyor. sende biraz hak hukuk olsaydı teyzemi şu durumlara getirmezdin. O gerçek bir ana. Hak vermediğini, kızdığını biliyorum. Ama anladığını da biliyorum. Abi bundan bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Uluduyla kalır. Ebru Hanım elinden geleni ardına koymasın bakalım. Haydi bakalım. Şikayet edeceğimiş de, adamın avradına gitmiş de, göreyim değil mi ana? Nasıl altımıza oyma derdinde? Göreyim değil mi evlat? Yakama yapıştın ya, al işte cevabı. Bu kadın için he? Oo Ebru Hanım, şikayete mi? İyi, git bakalım. Devam et sen böyle, devam et. Alo? Alo. Melek bacıyla görüşecektim. Benim, sen kimsin? Ha bacım, başın sağ olsun. Recep intihar etmiş. Sabah tuvalette bulduk. Başın sağ olsun. Ne oldu kız? Kim arayan? Hazır mısın?